Bu kendisi bile çok garip biri de. Her şey tesadüfler sonucunda oldu. Her şey tesadüflerin bir araya gelmesi. Şimdi öyleyse, ya dediğiniz gibi, hatta sizin dediğiniz gibi, atomların arasındaki kuvvetler ve atomlardan oluş. Baktığınız zaman atomların ve bu kuvvetlerin bir iradeleri yok. Tesadüfse her şey. O zaman bizim beynimiz, bizim zihnimiz, biz de tesadüf sonucu tahmin oluşmuş. Tesadüfle çalışan bir atom yığınıyız. Yani atomların bir araya gelmiş komplike bir haliyiz. Şimdi Aslında bir değerimiz de yok. Bir değerimiz yok. Bizim yaptığımız bilime niye güvenelim? Ve daha önemlisi bizim irademiz de yok. Yani eğer öyleyse biz bir makineysek atomlardan oluşuyor. Atomların iradesi var mı? Bir karar verebiliyorlar mı? Hayır. Kuvvetlerin var mı? Yok. Şimdi ateistler biz rasyoneliz mesela. Biz bilim yapıyoruz diyorlar. Mesela biz işte rasyonellik gereği atıyorum bilime inanıyoruz. İyi ama rasyonel olabilmesi için bir insanın iradesi olması lazım. Hani ben mesela güneş merkezli olduğuna inanıyorum bizim sistemin. Niye? Araştırdım. irademle. Delilleri gördükten sonra irademle onu seçtim. Ama benim iradem yoksa ben bir makineysem, hani onu seçmemin arkasında bir irade yoksa ben irasyonelim o zaman. Zaten onu seçmeye programlanmışım ben. Sen ateist kaçınılmaz olmaya programlanmışsın. Yani. Ben dindar olmaya programlanmışım. Bu kaçınılmaz böyle. Sen beni irasyonellikle suçlamazsın. Ben ne kadar irasyonelsem sen de o kadar irasyonelsin. Yani onların dediği doğruysa, doğalcılık doğruysa bütün görüşler, bilim, her şey yani sanattan tutun, hukuka kadar her şey irasyonel. Bir program. Atomların bir araya gelmesi, tesadüfün oluşturduğu bir program. Bir de atomlar bunun arasında nasıl ayrım yapıyor değil mi? Yani bunu dindar yapalım, bunu dinsiz yapalım, bunu işte falanca şeye inanıyor yapalım şekli.